Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Kulağız dinleyenleri. Bugün 24 Şubat, Çarşamba, manşet programıyla yeniden sizlerle birlikteyim. Ben Tekin Naşap. Evet, bugün de gündemi sizlerle paylaşacağız ve gündeme dair konuları aktaracağız. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi yerel gazetelerimiz, ulusal gazetelerimizle hem bölgemizdeki hem Türkiye ve dünyadaki gündemi sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii videolarımız var, onları da sizlere aktaracağız. VTR'lerimiz var. Öne çıkan tweetler var, onları da paylaşacağız sizlere. Her zaman olduğu gibi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve bir kere daha şu an görevleri başında bulunan hem emekçilerimize hem de polis teşkilatına buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yüreğimizin, dualarımızın onlarla birlikte olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyoruz sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Kulağız dinleyenleri. Evet, hemen bugüne dair öne çıkan tweetlerle başlayalım programımıza. Bakalım öne çıkan tweetlerde kimler neler paylaşmış. Evet, AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar Mezitli İlçe Koordinatörümüz Hayriye Kızılın ile Mezitli olan ilçe yönetim kurulu toplantısında paylaşımını gerçekleştirmişler. Ve Sayın Ali Özde, Hüseyin Gezer ve oğlu Osman Gezer kardeşimle beraberiz. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Vefalı köylüme demiş. Sayın Şerafettin Aşut da Sabancı Üniversitesi kurucu rektörü ve eski TÜBİTAK başkanlarından Profesör Doktor Tosun Terzioğlu vefat etti. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Ve Aytu Atıcı da bu kadar insan ölürken Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü nasıl kutlarımın derdine düşmüşsünüz, yazık size diye paylaşım yapmış videoyla birlikte. Ve Sayın Ahmet Davutoğlu da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Türkiyelilik iddiasındaki parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 3 partinin imzaladığı teröre karşı ortak tavır bildirisini imzalamadı. Terörü kınayamamaları bir tarafa, HDP'nin bir milletvekili vatandaşlarımızın canına kasteden terörist için taziyeye gitti. Masum insanları öldüren bir katilin taziyesine katılmak, onu saygıyla anmak insanlığa karşı yapılabilecek en büyük ihanettir. Türkiye etnik bir kutuplaşma oluşturma çabası içinde olanların, milletimizin yasıyla alay edenlerin bu oyununa gelmeyecek. Bu coğrafyada Türkmenlerin de, Kürtlerin de, Arapların da en büyük dostu Türkiye'dir. Tarihte millette bizden yanadır diyor. Ve geçiyoruz Sayın Abdullah Ayan. Suudi Arabistan petrol üretimini kısmayacağız demiş. İktidar sözcüsü Selvi Büyükelçilere verilen dosyada ne var diye sorarsa merak etmeye gerek kalır mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu diyor. Ve Davutoğlu ilk gün sorması gerekeni sormuş. Arap ülkelerin bizi destekleyeceğinin garantisini kim verecek demiş. Ve geçiyoruz Sayın Baki Şimşek. 1979-84 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen Bahattin Güneş ile sohbet etme fırsatı bulduk diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Yenişehir İlçe Örgütü de Artvin'in yanındayız demiş. Yenişehir Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Özveren Artvinler Derneği'ne yönetim kurulu ile birlikte yaptığı ziyarette Artvin'in yanındayız mesajını verdi. Ve geçiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Kemal Kılıçdaroğlu başkan olmayacaksın, milletin kanında boğulacaksın paylaşımını gerçekleştirmiş. Ve Çuktop'ta Çuktop Başkanı Murat Demir turizm sektörü ayağa kalkacak diyor. Sayın Fikri Sağlar'da Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak Ankara saldırısının yaşandığı yerdeydik. Kaç can daha gidecek diyor. Ve Sayın Burhanettin Kocamaz da Mersin halkıyla birlikteyiz diyor paylaşımlarını gerçekleştirmiş. Ve Sayın Devlet Bahçeli de Hocalı katliamında hayatlarını kaybeden soydaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum paylaşımını gerçekleştirmiş. Ressam Bob'ta belki şurada düzgün bir ilişki yaşamak isteyen birileri vardır. Şurada onları yine saçma sapan insanları severken çizelim demiş. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Somali halkının güven ve barış içinde bir hayat sürebilmeleri için destek olmayı sürdürecektir. Uluslararası toplumun da Somali'de daha aktif şekilde sahiplenmesini ve faaliyetlerini artırmasını arzu ediyoruz demiş. Ve Sayın Şevket Can Tarsus Belediye Başkanı da Tarsus Şehit Kerim Vergi Dairesi Müdürü Sayın Veysel Yurt ile Kızıl Murat Vergi Dairesi Müdürü Sayın Ahmet Hatipoğlu 27. vergi haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Sayın Şevket Can'ı ziyaret etti.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Can, her iki vergi dairesi çalışanlarının vergi haftasını kutladı ve başarılar diledi. Ve geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz, Tarsus Belediyesi'nin paylaşımına, gazeteci yazar Donat'tan Başkan Can'a ziyaret diyor. Evet ve ülkemizin tanınmış gazetecilerinden ve Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ı ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Can, gazeteci Donat'ı Tarsus'ta görmekten mutlu olduğunu ifade etti. Ve doçent doktor Yılmaz Tezcan da Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda iş kanunun görüşmelerine devam ediyoruz paylaşımını gerçekleştirmiş. Ve Sayın Tuğrul Türkeş'te başta müteahhitlik hizmet yasası olmak üzere inşaat sektörünün geleceğini konuştuk diyor. Türkiye terörle mücadele ve teröre karşı vatandaşları savunmayı sürdürecektir diyor. Evet, tweetlerde öne çıkan paylaşımlar bu yöndeydi sevgili izleyicilerimiz. Yerel gazetelere geçmeden önce dün biliyorsunuz her salı olduğu gibi canlı olarak sizlere aktardığımız siyasi partilerin grup toplantıları oluyor ve o grup toplantılarını sizlere canlı olarak aktarmıştık. Tabii önemli satır başları vardı grup toplantılarından derlediğimiz. AK Parti grup toplantısında Başbakan ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmasında teröre ve teröre karşılık kararlılıkla mücadele edileceğini ve bunun sürdürüleceğini dile getirdi. Aynı zamanda Ankara saldırısıyla da ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Sayın Davutoğlu faili belirlendi ve arkasındaki güçler de aslında belli ama birileri arkasındaki güçleri bertaraf etmek ve örtbas etmek için büyük bir mücadele sergiliyor dedi. Aziz kardeşlerim, saldırının ardından her türlü tedbir alınmış ve soruşturma büyük bir titizlikle yürütülerek büyük ölçüde sonuca bağlanmıştır. Bu saldırının ardından yaptığımız güvenlik toplantısında ülkemizi hedef alan iç ve dış terörü ve alınacak tedbirleri bütün boyutlarıyla gözden geçirdik. Türkiye genelinde yaptığımız güvenlik değerlendirmelerini bundan böyle her ilin özgün durumunu göz önünde bulundurarak il bazında da yapacağız. Her ilimizin hassasiyet taşıyan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede cumartesi günü Ankara ilimizin, başkentimizin siyasi, idari, adli ve güvenlik birimleriyle yaptığımız geniş katılımlı değerlendirme toplantısı neticesinde Ankara'ya başkente has bir güvenlik anlayışı ve konseptini de geliştirdik. Başkentin özelliklerini gözeten yeni bir güvenlik anlayışıyla meseleyi ele alıyor, gerekli tedbirleri gözden geçiriyoruz. Ankara'nın huzur ve emniyeti için ne ihtiyaç varsa, ne teçhizat takviyesi yapılması gerekiyorsa bunu süratle yapacağız. Personel takviyesi gerekiyorsa personel takviyesi yapacağız. Terörle mücadele çok boyutlu olarak ele alınması gereken bir mesele, hadiseye şumurlu bir perspektifle bakmayı gerektiren bir mesele. Emniyet birimlerimizin hızlı ve etkin çalışmaları sonrasında olay bütün boyutlarla açığa kavuşturulmuş ve YPG-PKK işbirliği ortaya konmuştur. Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalanmalarına karşı mücadelemize başından beri karşı çıkanlar, Ankara'daki terör saldırısı sonrasında artık gerçeği görmek zorundadır. PKK'dan talimat ve destek alan bu terör örgütünün Türkiye'ye yönelik terör faaliyetleri ayan ve beyan ortadadır. Eylemde kullanılan araba ve eylemi gerçekleştiren terörist üzerine geriye dönük yapılan araştırmalar, İçlerinde PKK ile yoğun ilişkileri de bulunan 21 kişilik bir terör şebekesini ortaya çıkarmış ve bu kişiler tümüyle yakalanmıştır. Kanıtlar çok açık ve net, ortada su götürmez bir gerçek var. Bu olay PKK-YPG işbirliğiyle planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Ancak yine de bu bariz gerçeği bulandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir kısmı YPG'yi aklamak için PKK'yı öne sürüyor. PKK'nın sözcüsü haline gelmiş bir partinin sözcüleri bunu yapıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu da bütün bu tartışmalar içinde bir de DAEŞ faktörünü ortaya koyarak dikkatleri başka yöne çekmek istiyor. Buradan açık ve net söylüyorum. Türkiye yönelik bu terör örgütlerinin hedefleri hepimiziz. Hepimiz de adı ve sanı ne olursa olsun bu terör örgütlerine karşı birlikte olmak zorundayız. Bu saldırının sorumluluğunu terör örgütü PKK'nın alt bir örgütünün üstlenmesini bu yüzden istediler. İstediler ki YPG ve PYD uluslararası desteğini sürdürebilsin. İnternette basit bir taramayla bir erkek vesikalık fotoğrafı bulup
gerçek faili olduğunu iddia ettikleri başka birinin yüzünü bu fotoğrafa montajladılar. Tabii bu montaj oyunu da hemen ortaya çıktı. Zihin bulandırma yönelik bu acemi gayretler, bölücü terör örgütünün suçu üstlenerek YPG'yi temize çıkarma taktiğini bütün açıklığıyla ortaya çıkarmıştır. Eğer böyle bir terör olayı üstlenecekse niye 3 gün beklendi? Sadece ve sadece YPG'yi temize çıkarma çalışması var. Evet ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de grup toplantıları vardı sevgili izleyicilerimiz. Tabii yine bir AK Parti milletvekili bir konuşma yaptı sevgili izleyicilerimiz. Zeyd Aslan, AK Parti Tokat milletvekili. Konuşması Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapmış olduğu konuşmada teröre destek verenlere büyük bir tepki gösterdi. Ve HDP sıralarına dönerek bu tepkileri dile getirdi. İşte Zeyd Aslan'ın AK Parti Tokat milletvekili Sayın Zeyd Aslan'ın o konuşması. Elinizde çekiç varsa her şeyi çivi olarak görürsünüz. Sizin yüreğinizde nefret var, kin var, elinizde de silah var. O yüzden herkesi düşman görüyorsunuz. Sizin olmayan, ideolojinize sahip olmayan, ideolojinizi desteklemeyen Sayın bütün Kürtleri de hain görüyorsunuz. Siz Kürtlerin katilisiniz. Siz hangi Kürtler için hangi Kürtleri öldürüyorsunuz? Bu sorunun cevabını da sizden bekliyorum. Bu millet sizi demokratik siyaset yapsın diye bu meclise gönderdi. Sizi teröristleri kaçırmak için koridor açsın diye değil. Sizi araçlarından teröristlere silah taşısın diye değil. Sizi bu ülkenin 29 masumunu katletmiş canilerin tabutuna omuz versin diye değil. Haklarını savunsun. Haklarını savunsun. Kendisine faşist baskı uygulayan PKK'ya karşı da bizi savunsun diye buraya gönderdi. Hani bir zamanlar bize demokratik siyaset hakkı tanınmıyor, o yüzden dağlardayız diyordunuz. Hadi bugün demokratik hak sahibisiniz. Mecliste yokken öldürdünüz, 80 kişiyle meclise geldirdiniz, yine öldürmeye devam ediyorsunuz. Yine öldürmeye. Çünkü içinizde öğretilmiş bir nefret, içinizde bir kin var ve bunu bu ülkenin çocuklarına aktarmak istiyorsunuz. Ama bu öğretilmiş nefretlerinizin çocuklarımıza aktarılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Özellikle burada altını çizerek Sayın bir şey Bandemir, daha ifade etmek istiyorum. Sayın Bandemir, Kürt gençlerinin beyinlerini yemeye çalışan kart mağucu dehaklara asla yol vermeyeceğiz. Ve burada şunu ifade ediyorum. Uydusu kandil olanlar bilsin ki dün Kürtlere karşı baskının ve zulmün kalesi olan Ninova'yı Kavan'ın çocukları nasıl yaktıysa biz de bugün Kavan'ın çocuklarıyla beraber Kandil'i yakacağız, başınıza geçireceğiz. Evet işte böyle genç soru önergesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle hararetli konuşmalarda geçiyor sevgili izleyicilerimiz. Tabii hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin de grup toplantısına geçiyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında da Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasını gerçekleştirdi. Ankara patlamasını ve ülkenin iyi yönetilmediğini iddia etti. Devlette şube müdürü olmak için 4 yıllık üniversiteyi bitirmeniz lazım. Ama milletvekili olmanız için, bakan olmanız için ilkokul diploması olması yeterli. Devletle siyaset arasında bu kadar derin bir farklılık var. Şimdi değerli arkadaşlarım, yönetim krizi nedir biliyor musunuz? Devletin ilgili organı uyarıyor. Önümüzdeki günlerde diyor, istihbarat örgütü bildiriyor, açıkça ifade edelim, BİT bildiriyor, emniyete bildiriyor. Diyor ki önümüzdeki günlerde şu terör örgütü ismini de veriyor. Şu terör örgütü askerlerin yoğun olduğu yerlerde bazı illeri de veriyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi eylem yapacaktır, önlem alın diyor.
Önlem alınıyor mu? Önlem sıfır. Kim önlemi alacak? Siyasetçi talimat verecek, bürokrat da önlemi alacak. Ankara'nın göbeğinde, Ankara'nın göbeğinde, kalbinde, şuraya 2 dakika mesafede yürüdüğümüz alanda bomba patlıyor. Bugün bir kişi daha hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 29 vatandaşımız hayatını kaybediyor. 29 vatandaşımız. Bakın değerli arkadaşlar, bu terörist 2850 kilometre yol kat ediyor Türkiye'de. 2850 kilometre yol kat ediyor. Kimse dokunmuyor buna. Trafik cezası da yediği halde. 43 ili geziyor. 43 ili. 22 kişiyle telefon konuşması yapıyor. Terör eylemini nasıl gerçekleştireceği konusunda. 22 kişiyle telefon konuşması yapıyor. Peki bu süre içinde ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Bomba patladıktan sonra hemen apar topar yıldırım hızıyla isim veriliyor. Şu kişi Suriye vatandaşı geldi bombayı attı. Biz demedik mi biz haklıyız? Bak Suriyeli şu terör örgütüne mensup kişi diye çıkıp açıklama yaptılar. Kim yaptı? Bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkenin başbakanı yaptı. Bakın değerli arkadaşlar, daha acısını söyleyeyim, daha acısını. Bir yönetimin nasıl dağıldığını, nasıl sıfırlandığını, yönetim aziyetinin ne olduğunu şimdi sizlere onların cümleleriyle açıklayacağım. Onların cümleleriyle. Davutoğlu, başbakan, bu ülkeyi yöneten başbakan. Patlama oluyor, verdiği açık, yaptığı açıklama. Patlama sesi duyduk, inceleyeceğiz. İyi ki duymuş sesi, hiç duymayabilirdi de yani. Evet, bu ülkenin başbakanının ilk tepkisi bu. Bir başka bakan, Veysel Eroğlu, bir terör örgütü gerçekleştirdi diye bir duyum var. O da bir duyumdan bahsediyor. Düşünün, bu ülkenin bakanı arkadaşlar, bu ülkenin bakanı bunu söyleyen kişi. Geçelim İçişleri Bakanı'na. O da Twitter üzerinden haber veriyor. Bu akşam Ankara'da yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. E kınamasaydın bari. Şiddetle kınıyormuş beyefendi. İçişleri Bakanı'na bakın. Bu ülkemize karşı yapılmış bir saldırıdır. Biz de sanki Küba'ya karşı yapılmış diye düşünüyordum. Ya sen İçişleri Bakanı'sın. 28 kişi hayatını, 29 kişi hayatını kaybetti. Sen kalkıp Twitter üzerinden kınayacağına, lanetleyeceğine, ya bu işi kim yaptı, doğrusu nedir diye otur bir konuş bakalım. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu da böyle iddialarla grup toplantısında hem partilere hem kamuoyuna seslenmiş oldu. Tabii hatırlatmakta fayda görüyoruz. 28-29 oldu Ankara patlamasındaki kaybettiğimiz vatandaş sayısı. Yalnız şunu da düşünmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplantısının tamamını izleyemedim. Söylemiş de olabilir. Söylemişse zaten sıkıntı yok, sorun yok. Ama söylememişse diye söylüyorum ben grup toplantısında. 28 vatandaşın, dün de bir vatandaşımız yoğun bakımdayken hayatını kaybetti. 29 vatandaşımızın ölümüne sebep olan teröristin taziyesi düzenleniyor. HDP'li vekil taziyesine gidiyor. Acaba bununla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu bir şey söyledi mi? Ben kaçırdım, dinleyemedim. Söylemişse evet tebrik ediyoruz. Ama söylememişse, hükümeti eleştirirken özellikle terör eylemi, Ankara patlamasıyla ilgili yaptığı eleştiriler eyvallah. Ama eğer bu olayı da kınamadıysa, o 28-29 vatandaşımızın canına kasteden hain için düzenlenen taziye çadırında, hoş şimdi ben ona hain dedim, o teröriste, şimdi bana dava da açarlar hain dedim diye, açsınlar. O hain için bir taziye hazırlanıyor ve o taziyeye HDP'li vekil gidiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun buna mutlaka demesi gereken bir çift sözü var. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun
Sayın Sezgin Tanrıkulu'na da bir şey söylemesi lazımdı. Çünkü bir kere Sayın Kılıçdaroğlu yönetim krizinden bahsediyor. Bilir misiniz diyor yönetim krizi ne demektir? Çok iyi biliyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Yönetim krizi başındaki lider PYD terör örgütü derken onun yardımcısı PYD terör örgütü değildir dendiği zaman orada bir yönetim krizi çıkıyor. Bakın bunu çok iyi biliyoruz. Yönetim krizleri böyle doğar. Yani en tepedeki insan PYD terör örgütüdür diyor ama altındaki yardımcısı hayır PYD terör örgütü değildir diyor. Belki buradan bir örnek verseydi Sayın Kılıçdaroğlu yönetim krizini anlatmak için bence daha çok amacına ulaşacaktı diye düşünüyorum. Evet ve sevgili izleyicilerimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin de grup toplantısı vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli de anayasa uzlaşma konusuna dikkatleri çekti. Oluşturulan komisyonda her düşünceye, her siyasi kimliğe ortak verilecek olan üçer kişi temsil hakkı verilmişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi anayasa uzlaşma komisyonunu devirdi. Bunda yanlış yaptı dedi. Her kesim, her ideolojik grup ve her siyasi çevre kendi dünya görüşüne uygun olarak içe kapanmaktadır. Çok tehlikeli bir hal alan bu durum Türkiye'nin milli güvenliğini de zedelemektedir. Doğal olarak toplumsal güven aşınmaktadır. Biz üç değerli milletvekilimizin ismini muhatabına ilettik. Peşi sıra diğer partilerde tespit ettikleri isimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bildirmişlerdir. Teşkil eden komisyon ilk toplantısını 4 Şubat 2016, ikincisini 10 Şubat 2016, üçüncüsünü de 16 Şubat 2016'da gerçekleştirmiştir. İlk iki toplantıda komisyonun çalışma usulleri ele alınmıştır. Görüldüğü kadarıyla komisyonun adı ve görevine ilişkin maddelerin müzakereleri sırasında kurulan masa devrilmiştir. Yapılan açıklamalardan çıkarttığımız sonuç şudur. Cumhuriyet Halk Partisi komisyonun kuruluş adı ve amacı dışında farklı farklı isteklerde bulunmuş, sudan bahanelerle uzlaşma sürecini sabote etmiştir. 24. dönemde ismi belirlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu tabirini beğenmeyen Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu komisyonun ismini Türkiye'yi darbe hukukundan arındırma komisyonu şeklinde değiştirilmesini dayatmıştır. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre komisyona isim bahane uzlaşma masasını yıkmak şahanedir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbe hukukunun tasfiyesi, ilk 4 maddenin müzakere dahi edilemeyeceği ve parlamenter sistem haricinde başka bir sistem önerisinin getirilemeyeceği düşünceleri kamuoyuna yansımıştır. Darbe hukukunun muhafazası elbette düşünülemeyecektir. Anayasanın ilk 4 maddesi herkesten evvel bizim vazgeçilmez, üzerinde pazarlık kabul etmeyecek kırmızı çizgilerimizdir. Fakat hem AKP'nin hem de CHP'nin bu konuda kafaları oldukça karışıktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasanın ilk 3 maddesine karşı tutarsız bakışı aslında sır değildir. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında katıldığı bir televizyon programında anayasanın ilk 3 maddesinin değişebileceğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi lideridir. Aradan kısa bir süre sonra U dönüşü yapan da yine aynı kişidir. Bugünkü şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin malum nedenlerden dolayı anayasa uzlaşma sürecini tıkaması doğru ve isabetli olmamıştır. Yeni anayasa yapılması ya da anayasanın baştan ayağa yenilenmesi ertelenecek tartışmalar artarak sosyolojik taban bulacak ve görüş ayrılıkları yoğunlaşacaktır.
Evet. Ve tekrar birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz ve Mersin gündemine dair bilgileri alacağız. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba, günaydın. İçel TV seyircilerine ve Radyo Klas dinleyenlerine sağlıklı, mutlu bir gün dileyerek Mersin gündemindeki gelişmelerin kısa bölümlerini sizlere aktaralım. Ayrıntılar haber bültenlerimizde ve saat 14'teki İçer gündemi programında ve şu anda da devam etmekte olan Tekin Darşab'ın Manşet isimli programında yer alıyor efendim. Şimdi Akdeniz ilçesinde Hal Mahallesi, Siteler Mahallesi ve Gündoğdu mahallelerinde bulunan ve Türkiye geneline yayılmış ulusal bir zincir marketler grubuna ait 3 markete eş zamanlı olarak terör örgütü yandaşları tarafından el yapımı bomba ve molotof kokteylleriyle saldırı düzenlendi. Tabii bu saldırıların düzenlendiği anda marketler açıktı, içeride müşteriler vardı, çalışanlar vardı ve atılan el bombalarının patlaması sonucunda müthiş bir gürültü ile marketin ve bölgedeki bazı iş yerlerinin ve evlerin camları kırıldı. Marketlerde daha doğrusu büyük maddi hasar meydana geldi. Molotof bombaları da yangına neden oldu. Ama her 3 markete atılan bu bombalar ve molotof kokteylleri nedeniyle şükür ki yaralanan ve ölen olmadı. Marketlerde ve çevrede maddi hasar meydana geldi. Emniyet birimleri de bu saldırıları gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Mersin'de emniyet birimleri kaçak içki üreten ve satışını yapan, aynı zamanda kaçak sigara satışını da yapan kişilere ve iş yerlerine yönelik operasyonlarını devam ettiriyor. İşte bu kapsamda Mersin'de bir tekel büfesine ve bu tekel büfesini işleten kişiye ait olduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi. Bu operasyonda kaçak içki imalathanesi ortaya çıkartıldı. Şişelerce kaçak ve sahte içkiye el konuldu. Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, el konuldu. Çok sayıda kaçak sigara yakalandı. Tabii bu kişi hakkında yapılan tahkikat sonrasında adliyeye sevk edildi ve adliyeden adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı bu kişi. Yine emniyet birimleri Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdiler. 14-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 10 ayrı uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 24 kişi de adliyeye sevk edildi. 24 kişiden 6 kişi tutuklandı. 18 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın hayata geçirmeyi düşündüğü ve bu konuda hazırlıklarını tamamladığı proje Türkiye'de dikkat çekti. Şöyle ki Tarsus Belediyesi ilçe sınırları içerisinde çeşitli nedenlerle artık kullanılmayan köy okullarını bulundukları mahallelerde sosyal yaşama kazandırmak amacıyla bir proje hazırladı. Bu köy okullarının binası yeniden düzenlenecek. Bu proje kapsamında bahçesi yeniden düzenlenecek. Okul binasında bir doktor odası, muhtar odası gibi odalar düşünülüyor. Okul bahçelerinde düğün yapılabilmesi, taziye kabul edilebilmesi için alan düzenlenmesi düşünülüyor. Ayrıca spor sahaları düşünülüyor ve çocuklar için oyun gruplarının koyulması düşünülüyor bu proje kapsamında atıl durumdaki okul alanlarına.
Tabii Tarsus Belediyesi sadece İbrişim Mahallesi'ndeki okulda şimdilik bu düzenlemeyi yapabiliyoruz. Çünkü sadece bu okul bize tahsis edildi. İlçemiz içerisindeki 80'e yakın bu durumdaki okulun da bize tahsis edilmesini istiyoruz. Bu projeyi uygulamak için bu proje Türkiye'ye örnek olacak bir projedir dedi ki hakikaten bu proje açıklandığı andan itibaren dikkat çekti tüm Türkiye'de. Ve spora, futbola gelelim. Futbolda Mersin İdman Ordu çalışmalarına devam ediyor. Macit Özcan Spor Kompleksi'nde teknik direktör Ümit Özat ağır bir gribal enfeksiyon geçiriyor. Mersin İdman Yurdu takımını yardımcı antrenör Serkan Damla çalıştırıyor. Ve Mersin İdman Yurdu Torku Konya Spor maçına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Torku Konya Spor'u 27 Şubat Cumartesi günü Mersin'de Mersin Stadyumu'nda konuk edecek. Kırmızı lacivertliler ve maç saat 13.30'da başlayacak diyorum. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na vermiş olduğu bilgiler için Mersin gündemine dair. Evet, hemen yerel gazetelerimize geçeceğiz ve ilk gazetemiz Mersin gazetesi. Diyarbakır'a da limon göndereceğiz diyor. Artvin, Cerattepe'de meydana maden inşaatına karşı eylem yapanlara limon gönderen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan önümüzdeki günlerde Diyarbakır'a da limon, mandalina ve portakal göndererek destek vereceklerini söyledi. Tarhan böylece oradaki halkımıza, güvenlik güçlerimize ve şehitlerimize de destek sağlamış olacağız diyor. Evet, bence Mersin'in bakın iyi bir maddesini yakalamış, iyi bir durumunu yakalamış. Çünkü oradaki hem güvenlik güçlerimize moral motivasyon olsun diye hem de o bölge halkına Mersin'den evet yanınızdayız, sizlerle birlikteyiz mesajının verilmesi önemli. Yani göndereceğiniz belki limon, belki portakal pek çok mutlu etmeyecektir. Çünkü mutlaka yiyorlardır, yemeyenler vardır ama onların yanında olduğumuzu, onlarla birlikte olduğumuzu Mersin'in de atıyorum Diyarbakır, Mersin'in de atıyorum bir Sur, Mersin'in de atıyorum bir Nusaybinli'nin yanında olduğunu hatırlatması bu gerçekten manevi açıdan çok büyük bir destek. Bence hani narenciye sektörümüz bu konuda el birliği edip böyle bir katkı sağlanabilir. Ben bu bağlamda Mezitli Belediyesi'ni böyle bir duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum. Umuyoruz, diliyoruz tüm belediyelerimize örnek olur. Onlar da bir araya gelirler bölge halkına, orada bulunan güvenlik güçlerimize de moral destekli bu tür yanlarında olduklarını hissettirecek girişimlerde bulunurlar diyoruz. Evet, tebrik ediyoruz. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Köy okulu çok amaçlı tesis oluyor. Tarsus ilçesine bağlı İbrişim Mahallesi'ndeki köy İbrişim Mahallesi'ndeki taşımalı eğitimden dolayı kapanan ve atıl halde duran okul çok amaçlı tesise dönüştürülüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile birlikte İbrişim Mahallesi'nde bulunan kapalı okulu gezen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mahalle Muhtarı Abdülkerim Yeşil ve yetkililerden bilgi aldı. Ve mesaiye teröre tepkiyle başladılar. Erdemli Belediyesi çalışanları mesai saati öncesi belediye binası önünde bir araya gelerek şehitler için dua edip Kur'an okudular. Teröre ve destekçilerine karşı ise birlik ve beraberlik çağrısında bulundular diyorlar. İşte özlediğimiz tablo, işte istediğimiz tablo birlik, beraberlik ve tabii ki güvenlik güçlerimize destek ve dualar. Devam ediyoruz. Güney Gazetesi de terör mağduru öğrenciler Mersin'de. Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör saldırıları nedeniyle eğitimden geri kalan 50 üniversiteye hazırlık öğrencisi telafi eğitimi için Mersin'in Silifke ilçesindeki Kapızlı Deniz Kampı'na yerleştirildi çocuklar. Evet, hoş geldiniz diyoruz. Burası da sizin eviniz, yeriniz, yurdunuz. Ve santral kurulmadan sendikası kuruldu diyor. Nükleer İş Sendikası'nın genel merkezi Mersin olacak. Sendika yönetimi açıklama yapmaktan kaçınıyor diyor. Yaşamını yitiren tüm insanlar bizimdir demiş HDP'li belediye eş başkanları sevgili izleyicilerimiz. Ve Cerattepe'ye limon takviyesi, kapanan okul çok amaçlı tesise dönüştürülüyor. Tarsus'ta belediye çalışanlarından da teröre tepki var Erdemli Belediyesi sevgili izleyicilerimiz. Ve hemen bir başka gazeteye geçiyoruz, Haberci Gazetesi.
Eski Tarsus evleri turizme kazandırılıyor bu arada. Ve zarar büyük deniliyor. Büyükşehir'in keyfi uygulamalı vatandaşın cebini vuracak diyor. Mersin'de yerel seçim sonrası Büyükşehir'in CHP'den MHP'ye geçmesiyle 1200'e yakın taşeron işçi işten çıkarıldı. Hukuksal süreç başlatan işçiler milyonlarca liralık tazminat hakkına kavuşurken belediye bu uygulamasıyla kenti büyük bir zarara uğratmış oldu diyor. Ve sigortacılardan eğitime büyük ilgi var. Taziye çadırı üzerinden siyasi karalamaya tepki. Bazı internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında HDP'li Akdeniz Belediyesi PKK'lı için taziye çadırı kurdu, mevlit okuttu başlığı çıkan haberlere tepki gösteren belediye eş başkanları Yüksel Mutlu ve Fazıl Türk haberleri yalanlayarak yasal sorumlulukları gereği ihtiyaç sahibi herkese taziye çadırı verdiklerini açıkladı diyor. Ve Hakimiyet gazetesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti suyuna pislik karışıyor iddiası meclise taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Fikri Sağlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin projesinde suyun alındığı Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajı'na atık su karıştığı iddiaları meclise taşındı. Ve Cerat Tepe'ye diyor limon seferberliği bu arada sevgili izleyicilerimiz Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın Cerat Tepe'de yaşanan olaylarda biber gazından etkilenmeleri en aza indirmek için eylemcilere limon göndermesi geniş yankı buldu diyor. Ve geçiyoruz Yeni Güney Gazetesi. Yeni Güney Gazetesi de sevgili izleyicilerimiz yaptığı ilk sayfa haberlerinde vergi haftası kutlamalarına yer vermiş. Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör vergi haftası dolayısıyla beraberindeki heyetle birlikte Vali Özdemir Çakacağı ziyaret etti diyor. Ve yerel gazete turumuz böylelikle sona erdi sevgili izleyicilerimiz. Tabii sevgili izleyicilerimiz evet kurgu montaj arkadaşımız Selçuk bir klip hazırlamış programımıza özel. Onu izleyeceğiz. Ardından haber başlıklarına yine burada olup haber başlıklarına geçeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Merak ediyoruz bakalım kurgu montajdan Selçuk arkadaşımız manşet programına nasıl özel bir klip hazırlamış. Süt içtim dilim yandı amanın amanın döküldü kilim yandı kız sana hayranım döküldü kilim yandı yar sana hayranım ben kilimde değilim amanın amanın ben kilimde değilim amanın amanın bahçemde gülüm yandı kız sana hayranım bahçemde gülüm yandı yar sana Zaten Selçuk deyince akla hemen böyle bir müzikliğin gelmiş olması gerekirdi bize. Ama şimdi dün Korukent Mahallesi'ndeydik. Korukent Mahallesi'nde güzel bir yeşil alan parkı vardı. Bu parkın içindeydi. İşte hem inek vardı, atlar vardı, taylar vardı. Güzel güzel objeler vardı. Yeşilde bir alan vardı, hava da güzeldi. Ben de kameraman arkadaşımız, bakın burada bir ittifak var Mustafa ile kameraman arkadaşımızla kurgu montaj ekibinin bir ittifakı var. Mustafa arkadaşıma inek nasıl sağılır onu göstermeye çalışıyorum. Ha ben biliyor muydum? Hayır. Yani gördüklerim kadarıyla nasıl yapılması gerektiğini, bir helkenin olması gerektiğini yoksa o sütün boşa gideceğini anlatmaya çalışırken meğer bunlar görüntülere girmiş ve bu görüntüler sadece görüntüde kalmamış. Aynı zamanda böyle bir klibe dönüştürülmüş. Ellerine sağlık diyorum Selçuk. Elbet bir gün elbet bir gün bizim de elimize Selçuk'la ilgili görüntüler düşer tabii ki. Evet, teşekkür ediyoruz emekleri için. En azından böyle bir görüntüyü dahi böyle gülümseten bir tabloya dönüştürdükleri için. Elinize sağlık. Evet, haber başlıkları ve sonrasında karşınızdayız. Diyarbakır'dan üzücü bir haber geldi. Genelkurmay tarafından yapılan açıklamada Surtap 1 askerimizin PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu açıklandı. Konya ve Yozgat'sa şehidini uğurladı. Cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki gelişmeler üzerinden önemli mesajlar verdi. Suriye'nin artık terör ihraç eden bir ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, yaşananlardan en çok Türkiye'nin etkilendiğini belirtti. Erdoğan ayrıca terör örgütleri arasında hiçbir fark olmadığını bir kez de İstanbul'dan dile getirdi. Mecliste bulunan partiler grup toplantılarında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. AK Parti grubunda Ankara'daki saldırıyla ilgili konuşan Başbakan Davutoğlu, YPG'yi aklamak için PKK'nın öne sürüldüğünü söyledi. Davutoğlu yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili ise CHP'yi eleştirdi. Kimse bize bir şey dayatamaz dedi. Başbakan Davutoğlu'nun grup toplantısında eleştirdiği Ankara bombacısına yapılan taziye ziyaretine bir eleştiri de CHP'den geldi. HDP'yi kınayan Kılıçdaroğlu, bu ülkeye ihanettir dedi. Terör olaylarının sorumlusu olaraksa iktidarı işaret eden Kılıçdaroğlu, Cerattepe eylemiyle ilgili ise Artvinlilere destek verdi. İktidara yönelen sert eleştirilerden biri de HDP grubunda yapıldı. Eş Başkan Demirtaş gerek Ankara'da gerekse Sur'da patlayan bombaların sorumlusunun AK Parti iktidarı olduğunu söyledi. Teröre karşı ortak bildiriye imza atmadığı için hükümetten gelen eleştirilere cevap verdi. Ankara'daki terör saldırısı, yeni anayasa çalışmaları ve Hocalı katliamı da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi. Saldırıyla ilgili bombalar hazırlanırken hiç mi görülmedi diye soran Bahçeli, emniyet ve MİT'e de siz ne iş yapıyorsunuz diye seslendi. Artvinliler Cerattepe bölgesindeki madencilik faaliyetlerini durdurmak için mücadeleye devam ediyor. Adliyeye giderek Artvin valisi ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunan Artvinlilere santral yapımı için zeytinlikleri kesilen Yırcalılardan da destek geldi. Evet, tekrar birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Tabii birazdan az önce gazeteleri incelerken bir yandan da sevgili izleyicilerimiz az önceki klibe de yorumlar yapıyorduk. Tabii bakın birazdan okuyacağım. Galatasaray'ın maçına Rus hakem. Şaşırdık mı? Şaşırdık Ezel. Hayır diyorsun ama şaşırdık. Neden şaşırdık? Çünkü Türkiye ile Rusya arasında bir kriz var. Biliyorsunuz Spartak Moskova mıydı? Lokomotiv Moskova mıydı? Onu yenmiş miydik? Yenmiştik. Adamlar o kadar hazırlanmışlardı ki Putin'in resmini göstermek için. Bizimkiler onlara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bakın aman ha sakın kendinize Türk'ü düşman etmeyini çok güzel gösterdik Yeşil Sağ'da. Eğer Yeşil Sağ'ı siyasete dönüştürecekseniz, eğer yeşil alanlarda sporun o kardeşliği, birlikteliğini siyasetinize kurban edecekseniz emin olun biz bu oyunda da varız. Türk'ün gücü her yerdedir. Havada, karada, denizde, yeşil sahalarda. Bakın görün ki Galatasaraylılar da aslan parçası gibi çıkacaklar. 12 kişi oynayan rakibine karşı 11 kişi oynayarak o maçı alacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Hakeme rağmen, Rus hakeme rağmen o maç mutlaka alınmalı. Bakalım birazdan aktaracağız sizlere konuyla ilgili haberi sevgili izleyicilerimiz. Ulusal gazetelerimize postayla başlıyoruz. Posta ihanet diyor. Ankara'da 29 kişinin şehit olduğu intihar saldırısını düzenleyen terörist için açılan taziye evine giden HDP milletvekili Tuğba Hezer'e Başbakan Davutoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu büyük tepki gösterdi. Evet Sayın Kılıçdaroğlu göstermiş, tebrik ediyoruz böylelikle. İnsanlığa karşı suç işlendi. Başbakan Davutoğlu şöyle dedi. Bir intihar bombacısının taziyesine katılmak insanlığa karşı yapılabilecek en büyük suç ve ihanettir. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da şöyle konuştu. Teröristin taziyesine gitmek ülkeye ihanettir. Parlamentoya geleceksin, devletten aylık alacaksın, namusun ve şerefin üzerine yemin edeceksin. Sonra teröristi ödüllendirir gibi, terör eylemini özendirir gibi taziyeye gideceksin, kınıyoruz demiş. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Ana muhalefet görevini bu konuda, bu bağlamda gerçekten yerine getirmiştir. Tebrik ediyorum. Dediğim gibi ben grup toplantısını çok fazla tamamını izleyemediğim için belki söylemiştir ama söylememişse diye de bir cümle sarf etmiştim. Söylemiş. Gerçekten tebrik ediyorum. Zaten böyle bir kınamayı da bekliyorduk kendilerinden. Bizleri yanıltmadı Sayın Kılıçdaroğlu. Tebrik ediyoruz. Tabii HDP'li vekilin de bu konuda
29 kişinin, 29 masum vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan teröristin cenazesine katılmasını da kamuoyunun yorumuna bırakıyoruz. Tabii kınadığımı, kabul etmediğimi, tasvip etmediğimi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Umuyoruz, diliyoruz hatalarından geri dönerler, yaptıklarının yanlış olduğunu bilirler. Halkın temsilcisi olduklarını, teröristin temsilcisi olmadıklarını artık idrak ederler. Ve bu da oldu diyor sevgili izleyicilerimiz. Binlercesi boğulup öldü. 200 bin kişi evlerini terk etti. Almanya'ya gidecektik diyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan 9 bin Suriyeli Türkiye'ye gelip buradan Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ın Ege'deki adalarına gitti. Bunlardan 100 bine yakını açık denizde yakalandı. Binlerce öldü. Çeşme'de de dün bir sığınmacı teknesini Ege'ye açılmak üzereyken jandarma yakaladı. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Takvim kardeş payı diyor. Evet, avukat Celil İyi Doğan milyonerde yarıştı. 15 bin lira kazandı. Ödülünü şehit Özatağ'ın ailesine bağışladı ve bir cümleyle de Türkiye'yi ağlattı. O kahraman 9 kardeşine bakıyordu. Beni de kardeşi saysınlar diyor. Evet. Gerçekten tebrik ediyoruz. Umuyorum, diliyorum böyle bir yaklaşımda bulunduğu için birileri rahatsızlık duyup gidip şikayet etmez bu kardeşimizi. Ederlerse de etsinler. Evet. Helal olsun diyoruz. Celil İyi Doğan, evli ve iki kız çocuk babası, 16 yıldır avukatlık yapıyor. Türkiye şu mesajı veriyor. Şehitlerin aileleri bize emanet. Gün beraberlik günüdür diyor. Evet. Söyleyecek çok fazla söz yok bu sözün üstüne. Tebrik ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Çünkü belki yaşı bizden küçüktür. Belki yaşıtızdır ama ellerinden öpüyoruz. Çünkü yaptığı gerçekten bence bir insanlık dersi. Yaptığı bence bir onurlu yaklaşım. Bence yaptığı onurlu bir hareket. Bence hepimizin örnek alması ve bakın herkesin üzerine vazife düşüyor aslında. Ben ne yapabilirim diye düşünenlere buradan şunu söylüyorum. Evinizin balkonuna bir Türkiye Cumhuriyeti bayrağı asmanız bile şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağının bir garantisidir. Ne yapabilirim diye düşünmeyin. Her gün şehitlerimize, şu an görevleri başında bizleri korumak için hayatını ortaya koyanlara dua etmeniz bile onlar için bir güçtür. Askerimize ve polisimize sahip çıkmak, askerimizin ve polisimizin arkasında durmak bu bir güçtür. Ve bu nedenle bu gücü hep birlikte kullanalım. Bakın vatandaşlarımız artık bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti ordusunun ve Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerinin masum vatandaşların hayatı ve huzuru için kendi hayatlarını, kendi huzurlarını bir kenara bırakıp ölüme gidiyorlar. Bugün bizler burada yaşayabiliyorsak özgür bir şekilde önce Allah, sonra güvenlik güçlerimize borçlu olduğumuzu ve şehitlerimizin niçin şehit olduklarını unutmamak kaydı şartıyla onlara güç vermemiz gerekiyor, destek vermemiz gerekiyor. Ve geçiyoruz. Milliyet gazetesi aile boyu IŞİD'li diyor. Sultanahmet bombacısının iki amcası, ikizi ve diğer bir kardeşinin de örgütle bağlantısı belirlendi. Kardeşlerden biri için de canlı bomba uyarısı var. Ve geçiyoruz yine akşam gazetesine. İşte o haber. Lazio maçına Rus hakem. UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'da oynanacak Lazio Galatasaray rövanş maçını Rus hakem, ismini bile söyleyemiyoruz adamın, Rus hakemi atadı. Hakem sosyal medyada olay oldu. Evet. Devam ediyoruz. Rusça bilmediğimiz için ismini okuyamıyoruz. Şimdi o da bize dava mava açar. Rusça bilmiyoruz yani ismini okuyamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sur'da kalleş kavgası. Diyarbakır Sur'da kapağına kısılan 30 teröristten bir kısmı teslim olmak istedi. Diğerleri karşı çıkınca iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Buyurun. Az önce Sayın Zeyd Aslan'ın bir videosunu, AK Parti Tokat Milletvekili'nin bir videosunu paylaşmıştım. Orada bir soru soruyor. Fark ettiniz mi?
hangi Kürt'ü, hangi Kürt için öldürüyorsunuz sorusunu sormuştu. Şimdi baktığınızda Sayın Zeyd Aslan'ın aslında ortaya atmak istediği bir konu var. Ortaya çıkıyor. Hangi Kürt'ü, hangi Kürt için öldürüyorsunuz sorusu. Evet. Devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi de Davutoğlu'ndan HDP'lilere kaderimizle, kederimizle ilgileri yok. Eli kanlı bir katilin taziyesine katılmak, onu saygıyla anmak insanlığa karşı yapılabilecek en büyük ihanettir. Grup toplantısında konuşan Başbakan, HDP Milletvekili Tuğba Hezer'in Ankara'yı kana bulayan terörist için kurulan taziye evini ziyaret etmesine tepki gösterdi. Milletimizin yasıyla, onuruyla dalga geçiyorlar, bilerek provokasyon yapıyorlar, bu ülkede çatışma çıkarmanın gayreti içindeler, hesabı birer birer sorulacak diyor. Ve geçiyoruz. Yeni Şafak gazetesi de, Yeni Şafak gazetesi hesabı tek tek sorulacak diyor. HDP'li vekillerin 29 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıyı yapan teröristin taziyesine gitmesi Ankara'yı ayağa kaldırdı. Başbakan Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli sert tepkiler geldi. Davutoğlu milletimizin yasıyla dalga geçiyorlar, provokasyon yapıyorlar. Türkiye hukuk içinde hesabı birer birer soracaktır dedi. Ve sevgili izleyicilerimiz, Ankara saldırısına bir şehit daha, 29 oldu, sizlere aktarmıştık. Meclisten atın diyor, PKK imamı gözaltında. Terörist Abdülbaki Sömer, Salih Neçer için Van'da Esentepe Camii'nde taziyevi kuran cami imamı ile 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sömer'in ağabeyi Nuri Sömer de var. Ankara'da 29 kişinin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristin taziyesine katılan HDP'li vekil Tuğba Hezer'e büyük tepki var. Van Başsavcılığı da Hezer hakkındaki soruşturmayı yürütüyor. Başsavcılık terör suçu oluştuğuna karar verilirse Hezer'in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunacak. Hazırlanacak fezleke meclise sunması için Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Evet. Terör suçu işlenmiştir kararı verilirse diyor. Ve Güneş gazetesi, o vekil hain de, peki bunlar ne diyor. Düne kadar PYD'ye terör örgütü değil diyen Kılıçdaroğlu bir kez daha şaşırttı. Ankara'da 29 kişiyi katleden PYD'li teröristin cenazesine katılan HDP'li vekil için ülkeye ihanet ediyor dedi. Ancak CHP'li Tanrıkulu ve İlgezdi'nin PYD'li terörist cenazesine katılmasını ise görmezden gelmişti diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Özkök'ten de skandal. PKK partiymiş. Hürriyet gazetesinin devrik genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, Alman Bild gazetesi için yazdığı köşe yazısında eli kanlı terör örgütü PKK için Radikal Kürt Partisi ifadesini kullanmış. Ve geçiyoruz yine Vatan gazetesi. Ve Vatan gazetesi de sevgili izleyicilerimiz, ikinci vukuat diyor. 28 Ağustos 2015'te teröristin cenazesini taşıdı diyor aynı vekil. HDP'li vekil Tuğba Hezer için geçen yılda polisi şehit eden PKK'lı teröristin tabutunu taşımıştı hakkında fezleke var. Ve tarih 21 Şubat 2016 teröristin taziye evine gitti. Taziyeye de 10 gözaltı yapıldı. Ve geçiyoruz bugün gazetesine. Avrupa demir perde ördü. Türkiye'ye mülteciler için sınır kapılarını aç çağrısı yapan Avrupa tüm sınır kapılarını kapatıp dramı sadece seyrediyor diyor sevgili izleyicilerimiz. Dikenli tel çektiler. Ve geçiyoruz yine Cumhuriyet gazetesi. Katliam yapmakla suçlanan sanıklar mahkemede Türkiye ile hesaplaştı. IŞİD'i yargılamak caiz değil mi diyor bu arada. Ve geçiyoruz Yurt gazetesi. TÜİK'e göre mutluyuz. Türkiye'de işsizlik ve enflasyon almış başını giderken savaşa gireceğimiz endişesi toplumun tüm kesimlerini sarmışken Türkiye İstatistik Kurumu mutlu olduğumuzu ortaya çıkarmış. %65 borçlu ama mutlu. İşsiz gençler çok mutluymuş diyor. Yaş gruplarına göre en yüksek mutluluk oranı %63.8 ile 18-24 yaş grubundaymış. Oysa Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki işsizlik Türkiye ortalamasının da üzerinde %18.3 civarında. Yani her 5 gençten biri işsiz ama mutlu. Ve geçiyoruz Sabah gazetesine. Şer ittifakına dur diyelim diyor. Sur'un eski belediye başkanı Toptancı'dan tarihi çağrı, muhafazakar Kürtler ayağa kalkmalı, PKK ve PYD terör örgütüdür demelidir diyor. Bu ülke şu andaki
iki savaş veriyor. Biri silahlı, ikincisi ise psikolojik algı savaşını. HDP ve FETÖ silahlı savaşı ise kukla olan PKK yapıyor diyor. Sur, Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabenin bulunduğu yerdir. Sur'un özü İslam'dır. Bu yüzden ilk mücadele Sur'da başladı. Şu anda belediye nasyonel ve seküler Kürtlerin elinde. Yıllardır belediyeler burada İslam dinini kötülüyor. Güneydoğu'daki kentlerde terörün kökünü kazımak için önce belediyeleri kurtarmak gerekiyor. FETÖ'cüler hendeklere göz yumdu diyor. Bölgede görev yapan paralel polisler devlet aleyhine çalışıyor. FETÖ terör örgütü PKK'ya istihbarat veriyor. Çukur siyaseti bundan kaynaklanıyor. Hendeklere göz yumuldu. FETÖ'cü polisler mutlak saf dışı edilmeli deniliyor. Ve geçiyoruz. Orta Doğu Gazetesi, ülkemiz yoğun bakımda diyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, milli mücadele yıllarında dahi görülmemiş bir fitne kuşatması altındayız. Hırsız içeride olduğu için hiçbir kapının kilit tutmadığını görüyoruz diyor. Ve geçiyoruz. Zaman Gazetesi, sen misin Erzurum'a okul yaptıran sulh ceza hakimi yetki gaspıyla özel mülke el koydu. Arda arda patlayan canlı bombalar sebebiyle can güvenliğinin kalmadığı ülkede siyasallaşan yargıyla teşebbüs hürriyeti ve mal güvenliği de tehdit altında. Erzurum'da düne kadar AK Partili bakan ve milletvekili çocukların eğitim gördüğü özel liselere tek imza ile silahlı terör örgütü yaftası atılıp el konuldu deniliyor. Ve geçiyoruz. Habertürk gazetesi de sevgili izleyicilerimiz. Yeşil randevu, Davutoğlu bakır madeni protestodan Artvin'den çevreci, idareci ve siyasetçilerle bir araya geliyor bu arada. Ve devam ediyoruz. Star gazetesi, İlkelioğlu'nun çağrısı var. Ama demek teröre destek olmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan teröre ve terörü destekleyen ülkelere karşı artık tüm devletlerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek bu konuda amalı fakatlı ifadeler kullanmak, iyi terörist kötü terörist ayrımına gitmek, daha önce gördüğü irtibatı şimdi yok saymak teröre destek olmaktır diye konuştu. Ve PKK'dan DAEŞ pozu hedef belli diyor Star. Teröristlere verilen atış eğitimi fotoğraflarına ulaştı. Hedef tahtasında Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk var. Bıçaklı poz ise DAEŞ'le farklarının olmadığına açık kanıt. Ve Hürriyet gazetesi de Arap çıkışı diyor. Başbakan Davutoğlu El Cezire Arapçaya konuştu. Suriye'ye askeri müdahalede bulunursak Arap ülkelerinin bizi savunacağının garantisi var mı sorusunu gündeme getirmiş. Evet, ve böylelikle ulusal gazetelerimizin de sonuna geldik. Programımızın da sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Gün içerisindeki gelişmelerle yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde de yine manşet programıyla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.